Necdet miydi adın? Evet efendim. Zafer'in avukatı. Hı hı. Niye burada bu adam? Arkadaş kendisi anlatacak baba. Ne oldu? Niye çağırdınız beni? Biri bir açıklama yapacak mı? Anlatsana lan bize anlattıklarını. Ortada çok büyük bir yanlış anlama var. Tamamen büyük... Birader, özeti kes. Mevzuya gir. Oğlum ne işi var bu adamın burada? Baba, görüntüleri alan bu. Zafer için almış. Nereden biliyorsunuz? Baba, Poyraz bizden sonra tekrar otele gitmiş. Otel müdürü bu sefer ötmüş. Bu Necdet arkadaş, otel müdürü arkadaşı 10.000 lira vermiş, almış görüntüleri. Ben kimseye para filan vermedim. Tamamen uydurma. Niye böyle bir şey yapsın ki? Baba, bunlar bir tezgah kurup Sadrettin'i şantaj yapmışlar. Lan saçma sapan konuşmayın. Ne parası, ne şantajı? Bırakın adamı gitsin. Dur. Dur. Bir anlayalım iyice. Baba, şantaj mantaj yok. Ne şantajı? Ormanda biri aramış, seni kulaksızı bırakmışsın. Niye bıraktın o zaman kulaksızı? Lan ne alakası var? Şşt, tamam. Senin bir açıklaman var mı? O günkü olaydan sonra otel müdürü beni aradı. Tanıdıktır kendisi. Bana olayı anlattı. Sadrettin de tanıyormuş zaten. Ona ulaşamayınca ahbaplığımızı biliyor, beni aramış. Ben de kimseye bir şeyden bahsetmemesini söyleyip aldım görüntüleri. Ortada para falan yok yani. Sonra da görüntüleri Sadrettin'e teslim ettim. Onda dursun, kimsenin eline geçmesin diye. Aynen. Aynen baba, böyle oldu. Anlattığı gibi, ne eksik ne fazla. O zaman bizimkiler yanlış anlamış meseleyi. Ama baba. Adamı bırakın. Baba, bunlar tezgaha getiriyor seni. Bırakın adamı. Bir daha da kendi başınıza böyle saçma sapan işler yapmayın. Kusura bakmayın. Benim öyle bir şeyden haberim yoktu. Önemli değil. Ve Zafer Bey'e selamımı söyleyin.